Merhaba oyun severler sonunda GTA 6'nın trailerı yayınlandı. bir sürü de olay oldu ve milyonlarca izlenmesi vardı arkadaşlar gün boyunca ben işten anca geldim Hawaii kostümünde giydik çünkü Vice City'de geçiyor dedik bu bir yakışır e, bu tarz bir kostüm ve videoya başladık bu videoda ne yapacağız? kare kare ben e, önemli detayları anlatacağım arkadaşlar size. Ama daha detaylı hem sizinle de sohbet ederek bir yayın yapmak da istiyorum. E, kanala daha önceden görmemiş olanlar gelebilir çünkü GT6 yani inanılmaz... Hype'lı şu anda çok fazla kişinin önüne düşebilir. Arkadaşlar ben rastgele mühendis şeklinde bir Twitch kanalına da sahibim. Orada cumartesi günü kısmet olursa sizinle birlikte konuşa konuşa trailerı da izleyerek e, ve o zamana kadar da farklı şeyler fark ederiz diye düşünüyorum. Bunları konuşmayı planlıyorum aklınızda olsun ama bu videoda da bir ön e, analiz yapacağız arkadaşlar. E, çok da güzel olacağını düşünüyorum çünkü gerçekten benim beklediğimden çok daha fazla içerik vardı yani... 2025 gibi bir tarih verdiler en azından elimizde bir tarih var 2025 her ne kadar muğlak olsa da çünkü yani ilk yarı demiyor ikinci yarı demiyor bahar demiyor falan ee, yani aralıkta da çıkabilir 2025'in ama en azından bir tarihimiz var ee, konsollara çıkıyor ilk olarak ee, bu beklenen bir şeydi yani bilgisayara genelde bir sene sonra falan çıkartıyor Rockstar ama genel anlamda ee, ben iyi bir trailer geldiğini düşünüyorum yani özellikle 2 senesi olan bir oyun için çok fazla doluydu. Trailerda ilgili fotoğraflara başlamadan önce bir iki özet anlatayım ki hani izlemek istemeyen kişiler de hızlıca fikir sahibi olsun. Bir kere harita çok büyük arkadaşlar yani gerçekten çok büyük bir harita var. Bu dikkatimi çekti GTA 5'in haritasına göre çok daha iyi. Ee, çok daha geniş bu iyi olacaktır çünkü uzun süre yeni oyun çıkmadığını düşünürsek Güncellemeler geldikçe özellikle online tarafa güncellemeler geldikçe ee, dolmayacaktır Zaten ben yani daha çok arkadaşlar GTA Online içerikleri üretiyordum GTA 5'in online için GTA 6'nın online'ı da ee, en azından GTA 5'teki gibi böyle iki adımda bir yeni güncellemeye ait binalarla Kirlenmeyecektir. Bu en çok dikkatimi çeken nokta oldu. İkinci nokta çok fazla animasyon var. Yani karakterler dışında ne bileyim dilenci olsun, işte plajda diğer kadınların fotoğrafını çeken adamlar olsun yani biraz sapıkça bir davranış olsa da hani bir şehirde görülebilecek davranışlar olduğu için yani çok fazla değişik e, animasyon var. Çok doğal hissettiriyor işte adam arabayı çekiyor iniyor içinden falan. E, bu nedenle yaşayan bir şehir hissi bana verdi bu oyun. E, en azından trailer'dan bu çok e, önemli bir nokta. Ve e, üçüncü noktada arkadaşlar yani hikaye modu da, da sahip yani online o kadar başarılı olunca e, ben hikaye modunu biraz basite kaçarlar diye düşünüyordum ama yani güzel karakterlerimiz var. Her ne kadar bazı kişiler kadın karakterleri ee, pek sevmemiş ama yani ben GTA Online'ı 8 senedir kadın karakterle oynuyorum. İmparatorluk falan da kurdum. Gocunmam yani Lucia karakterini de sevdim. Ama isteyenler Jason'la da oynar zaten. Ki benim e, yüksek ihtimal benim görüşüm bu tabi kesin değil ama e, ikisiyle de aynı anda koop oynanabileceğini düşünüyorum ben. Yani hikayeyi bir arkadaşınızla oynama ihtimaliniz de olabilir. Umarım da olur yani güzel olacağını düşünüyorum. Franklin'in Lamar görevleri gibi GTA Online'a gelen bir şey gelebilir arkadaşlar. Burada da küçük bir hemen şey de vereyim. Bakın bir takip cihazı var. Yani muhtemelen şartlı tahliye ediliyor Lucia Ve oyunun başında belli adalara başlangıçta gidemeyebiliriz gibi duruyor. Ama yani hikaye modu. Güzel olmuş çünkü GTA Online'ın başarısından sonra GTA 5'e gelecek olan hikayeli güncellemeler iptal edilmişti. Ee, ama burada da yine Rockstar dedi ki biz hikayemizi önce veririz daha sonra online'ı geliştiririz demişler. Ben de bu konuda çok memnunum. Çünkü hikayeli kısmı da gerçekten çok güzel. Yani GTA 5'in de halen hikayesi güzel. Ee, şunu da söylemem lazım. Çok detaylı demiştim işte karakter hareketleri falan derken ben biraz Red Dead Redemption havası aldım arkadaşlar. Yani Red Dead Redemption'daki gibi bir ee, içerik mi diyelim. Yani biraz daha gerçekçilik ön planda gibi geldi. Umarım böyle olur. Ee, yani işte karakter animasyonlarından tutun da işte yapılması gerekenler. Ama bakacağız yani nasıl bir oyun olacak göreceğiz. Şimdilik her şey için çok erken diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen diğer fotoğraflara biraz bakalım. Burası hapishane görseller ve grafikler bence çok iyi. Yani çok detaylı mesela kafamın altındaki kısımda ranzada fotoğraflar var mesela. Yine dışarıda buzlu cam güneş ışığı gibi grafikler. Burada suyun altı çok berrak gözüküyor. İşte balıklar falan yani bilmiyorum bu şekilde olacak mı oyun ama şu yatı falan ben 2000'deki Vice City oyunundan hatırlıyorum. Yine plaj bu plaj çok daha basitti çok daha küçüktü karşılaştırmaları göreceğiz. Ama çok güzel gözüküyor çok iyi gözüküyor. Binalar gerçekteki otellere benziyor. Yine böyle bir bataklık bölgesi var hovercraftımız var. Çok iyi flamingolar var yani vahşi hayat var. Yine bu plaj kısmı arkadaşlar... Bence çok gerçekçi ve çok güzel gözüküyor. NPC'lerin hepsi birbirinden ayırt edilebiliyor, doğal gözüküyor. Yani şey bir görüntü yok. Yani GTA 5 karakterleri gibi bir görüntü yok. Aynı zamanda kafamı da şuradan bir kapatmak istiyorum. Bu arkada arkadaşlar görebilirsiniz bir trailer var. Yani bununla bot falan taşıyabiliyorsunuz. Bunlar güzel. Yine bazı araçlar GTA Online'dan alınmış. Bu sanırım e, Gazino Ice ile gelen jiplerden birisiydi. Adını şu anda unuttum ama. Yani o jipler falan gelmiş, kullanmışlar. Bu iyi olmuş. Yine Sea Sparrow var. E, sanıyorum bu GTA Online'daki lüks helikopter. E, yani genel anlamda GTA Online'a yaptıkları geliştirmeler çok boşa gitmemiş. Yani özellikle araç ve benzeri şeyleri direkt olarak GTA 6'ya da Entegre etmişler arkadaşlar. Bu da e, ilerleme sürecini hızlandırmıştır. Yine e, gördüğünüz gibi Vice City'deki liman kısmı e, çok güzel hız botları var. Şunlar power bot diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunlar da zevkli olacaktır oynaması. E, yine burada bir mesela başka bir NPC mi kamera çekiyor yoksa bizim karakterlerimiz mi kamerayı çekiyor? Ama yani böyle bir sahne var arkadaki binalarda oldukça güzel. Bu kısımda özellikle insanlar elektrik direklerine çok takılmışlar. Yani çok detaylı, çok gerçekçi gözüken elektrik direkleri var görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı iyi yine araba modifikasyonları. Yani Benny'nin modifikasyonlarının hepsini buraya taşımışlar gibi. E, bu da eğlenceli olacaktır. Yani GTA Online'da yapılmış çoğu şey Buraya gelmiş gördüğünüz gibi, buralar tabi bizim vanilla unicorn vardı yanlış hatırlamıyorsam GTA 5'te. Burada da genç arkadaşların artık biraz heyecanlanacak gibi duruyor. Böyle kulüplerimiz de var. Yine karakterlerin saçları, dövmeleri işte dişler, şunlar bunlar yani neredeyse gerçek gibi gözüküyor. Yine çok güzel bir manzara var. Bu gerçekteki kısmından biraz daraltılmış biçimde. Şu adalar falan biraz ileride göreceğiz karşılaştırma fotoğrafını ama gerçekten çok detaylı bir görsel ve ufka baktığımız zaman çok fazla e, bina olduğunu görüyoruz. Yani çok basit bir harita yok artık. Mesela GTA'nın 2000'deki versiyonunda tabii ki o zamanki sistemleri de düşünerek e, çok az e, bina vardı. Yani şu orta adaya gittiğinizde Hemen transit geçerdiniz. Burası öyle değil yani çok fazla bina ve yerleşim olduğunu görüyoruz e, detaylı diyebiliriz. Bu resim benim çok hoşuma gidiyor. Buranın da yine bir kendimi kapatacağım ama e, yani gördüğünüz gibi işte dilenciler olsun, motorun park edilmiş şekli işte adam iniyor. Buralarda e, kesinlikle trafik var. Çok güzel bir kısım ve bu ekran arkadaşlar. Aslında GTA Vice City'nin plaj e, tarafı ve çok iyi bildiğimiz bir Ocean View Hotel var şurada görüyorsunuz. Burası gerçekten çok güzel. E, Tommy ile ilk gittiğimiz yer. Ve buradaki sarı arabayı da hatırlayanlarınız olacaktır. Sarı arabada burada durmakta halen. E, yani çok hoşuma gitti. Binalardaki neonlar her şey yani zaten benim... E, kameramın kenarlarındaki bu pembelik falan da hep Vice City temasındaydı yani ben şu an Aşırı şu resime yani arka plan yaparım çok hoşuma gitti buradaki yine Çitah ve benzeri araçlar da Duruyor Ben şeye çok güldüm e, GTA 5'te Çitah yok falan diyenler var, var var aslında ama online kısmında var Hikaye kısmında yoktu arkadaşlar e, Araba çeşitliliği çok fazla artmış yine bir e, burası da sanıyorum e, kulüp tarzı bir yerdi e, müzik oynatılan orayı da yapmışlar bu yine ilk geniş e, açıdan video e, burada arkadaşlar yük taşıyan gemileri görüyoruz yüzen yük taşıyan yani belki bir yük taşımacılık ve benzeri bir şey yapılabilir şurada tamamlanmamış bir köprü var buradan stand atlayışı muhtemelen yapacağız. Ee, bunun gibi çeşitli şeyler olacak. Ama buralar genel anlamda doldurulabilir şeyler. Mesela online kısmında yeni bir genişletme geldiğinde şuraya ufak bir e, adacık ekleyerek onun üstüne koyabilirler ve böylece GTA 5'in onlineında yaşanan yer problemi e, rahatlıkla aşılabilir. Ama görseller çok foto realistik arkadaşlar. Bu da yine e, çok fazla <laughs> screenshot alınan bir kısım ama burada da ben arkaya odaklanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Her ne kadar zor olacak olsa da arka tarafın ne kadar uzağa gittiğini ufuk çizgisinin görerek e, GTA 5'e göre çok daha geniş bir şehir bölümü olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine Vice City panosu var. Ben şöyle bir şey bekliyordum açıkçası GTA 6 trailerında şurayı 6 ile birleştirerek e, şurayı mesela sonradan görünmez yaparak falan fade out yaparak bir şeyler yapılabilir de burada yine bir e, şey kısmı var arkadaşlar karmit tarzı bir kısım var yani onlinedaki yine karmit kültürünü buraya da taşımış olabilirler yani bilmiyorum o kadar kolay olur mu entegre etmek yani e, bu çok kolay değil. Ama e, bunlar yapılmış olabilir. Araç kültürü açısından çok farklı şeyler var. Yani street araçlarını gördük. E, ama aynı zamanda görüyorsunuz burada e, Monster Truck'lar var. İşte yüksek off araçları var. Zaten herkes üstü başı çamurda olmuş. Yine arkada mesela uçan bir e, araç var. Monster Truck. Şurada tırmanan bir başka e, limuzin benzeri off aracı görüyoruz. Yani... Her yerde ATV'ler falan derken off için güzel bir bölge var gibi duruyor. Bu da yine bir parti anı gibi olabilir ya da off-road anı olabilir. Bu da yine Jason karakterini gösteriyor arkadaşlar. Weasel News halen mevcut kazaları falan gösteriyor. Bu belki online kısmıyla alakalı da olabilir. Yine motosiklet kültürü olan bir kısımda görüyoruz arkadaşlar. Ee, artık burada polisler de bu şeyleri 4 bike çetesini falan yakalamaya çalışıyor galiba bu şekilde gözüküyor Yine bu kısımda ee, High Roller Lifestyle şeklinde başka bir ekip tarafı Burada Lucia ve Jason'ın işte bir miktarda hikaye zaten Bonnie and Clyde tarzında Oraya yönelik ee, yani yaptıkları soygunları gösteren bir an ee, çok güzel şeyler var arkadaşlar araçlar var yani burada yine GTA 5'ten de alınmış araçları görüyoruz ki bu e, geliştirme sürecini hızlandırmıştır. Bu çok iyi. Bu da yine karakterlerimizin arasında romantik bir ilişki olduğunu gösteren anlardan. Şu poz zaten tam bir Bonnie and Clyde tarzı bir durum. Bu da logomuz e, bu şekilde tamamlanıyor. Yine zaten en başta söylediğim bakın karakterin şartlı tahliye ile çıktığını gösteren o takip cihazı. Burada arkadaşlar şundan bahsediyor. Leonida kısmı özellikle Florida'nın GTA versiyonu. Nasıl Miami'nin GTA versiyonu Vice City ise bu şekilde anlatıyor. GTA 6'da Leonida kısmına gideceğiz diyor state olarak. Yani sadece Vice City değil de Vice City'nin çevresine de bazı bölgeler ekliyor. Zaten şeyde şöyle düşünebilirsiniz GTA 5'i de. Sadece Los Santos yok GTA 5'te. Blaine County kısmı da mevcut. Yani burada da işte birkaç tane bölgenin olduğunu görüyoruz. Zaten polis arabalarından da bunu anlıyoruz. Şimdi biraz daha seçilmiş resimler var. Mesela burası Los Santos arkadaşlar. Los Santos'un şehir kısmının çok büyük bir kısmını burada görüyoruz ve arkada dağları falan da görüyoruz. Yani bütün haritayı tek resimde çok rahatlıkla görebiliyoruz diyebiliriz. Yani rahatlıkla demesek de e, haritanın büyüklüğünü karşılaştırma açısından Yine bu Vice Fotoğraflarından biri Buradan baktığınızda yani liman bile baya Geride Hani baktığınızda GTA 6'nın e, Çok daha Büyük bir yüz ölçümüne sahip olacağını söyleyebiliriz en az iki kat olacak gibi duruyor e, Yine buralarda arkadaşlar e, bahsettiğim o detaylı işte ee, görüyorsunuz bir kadını fotoğraflıyor yani sapıkça bir davranış içerisinde ama yani bunun bu tarz detayların yapılmış olması e, insanı meraklandırıyor. Başka ne detaylar yapıldı? NPC'ler oyunu canlı hissettirecek yani farklı şeyler yapacak gibi duruyor. Şehirde gezerken saçma sapan davranışlar göreceğiz gibi duruyor ki Florida Man kültürü diye de bir şey var. Gerçek hayatta bu Florida eyaletinde saçma sapan şeyler yapan insanlar var. Bunlara da göndermeler çok yapılmış bu logomuz. Hemen devam edelim. Az önce bahsettiğimi altlı üstlü karşılaştırma burada daha iyi anlayabilirsiniz. Mesela ufukta gözüken bina sayısı çok az burada. Ama arkada yani neredeyse 2-3 kat şerit var. Yani şu dağların olduğu yerde halen gökdelen görüyoruz. E ee, tabii Vaist'in yapısı sebebiyle iki ada olduğu için de böyle biraz. Çünkü burada bile e, arkada binalar var. Eski oyun bu. Ama yani e, şu bir gerçek. Eski oyundaki sahil şeridine göre çok daha dolu dolu bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yani 25 sene sonraki bir oyuna ben bir şey diyemem ama yani genel anlamda işte Ocean View Motel mesela Tommy'nin ilk gittiği otel burası. Yani ortalık ne kadar boş ne kadar sade ee, ama yeni oyunda ne kadar iyi diyebiliriz. Yine burada sarı aracı işaretledik aynı yerde ki aynı cadde bakın arkadaşlar. Aynı caddenin ne kadar daha yoğun cıvıl cıvıl olduğunu görüyoruz ışıklar ve benzeri. Burada işte Bonnie and Clyde kısmını... E, tanıtmak için koyduğum bir slide yine GTA 5'in fotoğraflarından şu fotoğraf benim çok hoşuma gitti bu arada yani araç da çok güzel gözüküyor e, yani genel anlamda hoş şimdi burada Jason'ın polis olmasını e, genel anlamda söyleyenler var yani en azından bir askeri eğitim aldığını söyleyenler var nereden anlıyoruz saatini içe doğru yapmış arkadaşlar eğer saati içe doğru takıyorsa birisi e, bunun sebebi işte e, silah uzun namlulu bir silah tutarken işte elinin içini de rahatça görmek yani saate bakmak için ekstradan çaba sarf etmemek diyenler var Reddit'te. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama biraz saç kesiminden falan da polisi andırıyor. Bu da John Wick filminden bir sahne. O da bu şekilde e, içe doğru tutuyormuş arkadaşlar. Yine burada da 4 farklı bölgeye ait polis arabaları. Yani biliyorsunuz polis arabaları Mesela GTA 5'te işte şehirdeki polis arabasıyla işte Paleto Bey'deki polis arabası farklıydı. Şerif arabaları falan vardı. Burada da benzer şekilde 4 farklı polis arabasını tespit etmişler. Bu da 4 farklı en azından bölge olduğunu garantiliyor diyebiliriz. Bunlar da bazı binaların gerçekleri ama şunu söylemek lazım. Mesela üstteki gerçek bir resim ama alttaki de neredeyse gerçek. Gibi gözüküyor yani e, hiç gerçekten farkını ayıramıyoruz yine burada bazı otelleri görebiliyoruz benzer Eşleştirmeler yapılmış e, Yine burada bakın şu kondolar var mesela bu da burada duruyor Yine buradaki otel 4 yıldız otel e, Gerçek hayattaki yani bütün binaları koymuşlar neredeyse arkadaşlar çok iyi gözüküyor yani e, Bakın liman burada burada yine liman var falan derken ben bayağı etkilendim açıkçası bu da yine benzer binaları gösteren resimler bu ada zaten az önce bahsetmiştim biraz daraltılmış yani gerçekteki kadar uzağa gitmiyor mesela Venetian adaları burada veya şu sahil şeridi şurada ama yani bence gerçeği baya yakın temsil ediyor diyebiliriz yani bir de boş yere uzatmanın da anlamı yok yani buradan araba süreceğiz. Her günde sürülmez yani daha daraltmışlar su kısmını azaltmışlar Ama bence çok benziyor yani geçilen şuradaki kısım Şurayla aynı falan kapılar derken e, Ben çok beğendim yine e, Burada gözüken bina bu bina şurada gözüken bina e, Burada gözüken bina bunun gibi e, Benzetmeler de yapılmış eşleştirmeler yapılmış arkadaşlar Burada da göndermeler işte Florida Man kültürüne göndermeler adamın havuzundan <laughs> timsah çıkıyor mesela onu yakalamaya çalışıyorlar falan bunu da benzerlerini yapmışlar burada şunu söylemek lazım bir miktar TikTok benzeri bir sosyal medya konmuş acaba nasıl işleyecek yani oyunun içerisinde bir sosyal medya olacak mı biz bu sosyal medyayı atacak mıyız acaba şeye. Yani bunu ben baya merak ediyorum açıkçası yani belki gerçek hayatta da bu sosyal medya görüntülerini görmem şansımız olur mu acaba buna bakacağız göreceğiz yine twerk yapan kadın gerçekte de varmış İşte çıplak sağda solda gezen adam bu da varmış olmuş bir olaymış yani bunlara göndermeler hep. Etrafı sulayan çıplak biçimde adamı gösteriyorlar. Ben asıl buna şok oldum. Ben bunu GTA Online'da genelde böyle yüzü gözü boyayan tipler oluyor. Yani oyuncular çok böyle gerçekçi karakterler yapmıyor, maskeli falan yapıyor, yüzü dövmeli Bunu şey trailer'da izlediğimde bu trailer'daki hale şey sanmıştım. Yani. Online'daki karakterleri de koyduk bakın, online kısmı da var sanmıştım ama aslında bu gerçek hayatta bir buradaki suçlu sanık, o da ilginç bir gönderme olmuş oldu. Yine bir timsah var galiba timsahlar ciddi sorun Miami tarafında, bilmiyorum yani timsah da tehlikeli hayvan yani yakalarsa. Bırakmaz. Yine çekiçli abla burada oyundaki hali, burada <laughs> gerçek hayattaki hali yani e, gerçekteki şeyleri de koymuşlar arkadaşlar. Bu da gt 6 Confirmed e, şeklinde bir troll. Ben bunu bekliyordum aslında şu resimden bir e, hani şu kısım fade out olsa gt 6 güzel olurdu. Ama genel anlamda ilk e, trailerdan bu kadar içerikleri görmüş olduk. Bilmiyorum fikirleriniz neler? Yorumlara yazarsınız. Yani trailer bile milyonlarca izleniyor. Yani şurada bile ne kadar izlendiğini merak ediyorum. Yorumlarda siz de dersiniz. Ben trailerı şu kadar milyonda izledim, şu kadar oldu şu anda şu kadar gibi. Veya fikirlerinizi söylersiniz. Dediğim gibi hafta sonu bir yayın açmak istiyorum. Cumartesi günü Rastgele Mühendis kanalında Twitch'te bir e, inceleme, daha rahat trailerı izleme yayınları yapabiliriz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Ayrıca bugünleri de gördük. Sonunda çok şükür en azından nasıl bir oyun olacağına dair fikrimiz oldu. Umarım hepiniz sağlıklı biçimde, hepimiz sağlıklı biçimde oyunun çıktığını da görürüz arkadaşlar. Hadi bakalım benden bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.